Gündem Analiz programıyla sizlerle beraberiz. Bu programda neler olacak? Bu programda gündemi çok yakından takip edeceğiz. Ve bu gündem içinde gizli kalmış maddeleri, aslında söylenmek isteneni, aslında anlatılmak isteneni ya da yapılmak isteneni burada bulmaya çalışacağız. Daha doğrusu bunu iletişim kanallarıyla, iletişim yöntemleriyle ve iletişimin şifrelerini çözerek yapmaya çalışacağız. Kiminle yapacağız bunu? Doktor İsrafil Kuralay'la birlikte yapacağız. Medyanın önde gelen isimlerinden yıllarını bu sektöre vermiş. Hem müsiyatta hem İstanbul Ticaret Odası'nda yöneticilik görevlerinde bulunmuş. Türkiye'de ve özellikle İstanbul'da çok önemli görevler yürütmüş. İletişim doktoru İsrafil Kuralay'la beraber sizlere iletişimin şifrelerini çözmeye çalışacağız. Gündem analiz programında Sayın Kuralay hoş geldiniz. Hoş bulduk Tolga Bey. Çok teşekkür ediyorum. Ben kısa bir giriş yaptım program için ama sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Neler yapacağız bu programda? İsterseniz siz de kısaca bahsedin. Ondan sonra gündeme hemen girelim. Çok teşekkür ediyorum. Tabii Türkiye'de gündem her gün yenileniyor ve sıcak gündemler oluşuyor. Son günlerde de gündemimizde deprem konusu var. Deprem ve iletişim başlığıyla ilgili özellikle de dezenformasyon konusunda bugün konuşmayı düşünüyoruz. Evet bugünkü gündemimiz İsrafil Kurulayı'nda söylediği gibi haliyle 6 Şubat'ta meydana gelen ve Doğu ve Güneydoğu özellikle bölgelerimizi etkileyen 10 il Elazığ'da sonradan afet bölgesi ilan edildi, dahil edildi. 11 ilde yaşanan deprem felaketi ve bunun arkasından gelen dezenformasyon süreçleri ve Türkçe olmasa da hayatımızda çok sık kullandığımız bir manipülasyon kelimesi var. Fransızcadan gelen bir kelime. E, insanları topluca bir noktaya yönlendirme. İyi niyeti de yönlendirebilirsiniz. Öfkeyi de yönlendirebilirsiniz. Ama bu insanları güdülemek anlamında kullanılan bir kelime manipülasyon. Peki deprem sürecinde neler yaşandı? Bu e, dezenformasyon aslında manipülasyonu bir alt başlığı olarak değerlendirilebilir. Çünkü insanları yönlendirmek için onları aslında bir şekilde ya mutlu etmeniz gerekiyor ya da sinirlendirmek ve öfkeyi açığa çıkartmanız gerekiyor. Böylece insanları çok daha rahat kontrol edebiliyorsunuz. Sayın Kuralay'ı hemen soralım. 6 Şubat'tan bugüne geçen süreçte dezenformasyon merkezinde manipülasyon çalışmaları yani insanları güdüleme çalışmaları çok fazla yapıldı. Neler söyleyeceksiniz? Hala da yapılıyor bu arada. Aslında tabii 6 Şubat'ta Türkiye gerçekten büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Sadece Türkiye için değil Dünya içinde çok büyük bir olaydı bu. Ee, i̇şte 40 40.000'den fazla insanımız vefat etti. 100.000'den fazla insan yaralandı. 13 milyon insan doğrudan etkilendi. Yunanistan büyüklüğünde, Bulgaristan büyüklüğünde bir toprak parçası etkilendi. Gerçekten dünya içinde, Türkiye içinde zor bir durumdu. Ee, bunun tabii iletişim boyutu da var. Bunu yönetmek ne kadar zorsa iletişimi de yönetmek o kadar zor bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü bütün iletişim süreçleri duruyor, bütün operasyon süreçleri duruyor. Sıkıntı çok yüksek oranda insanlarımızı etkilemiş durumda. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Aslında ülkemiz bu tür felaketlere karşı hazırlıklı ama bir şehir, iki şehir, bir bölge olduğu zaman bu tür operasyonları çok rahatlıkla yönetebiliyordu ama 10 şehrin etkilendiği bu kadar büyük bir felaket karşısında gerçekten her şeyin durduğu anda daha sabırlı daha dikkatli daha düzenli bir çalışma programı yapmak için ülkemiz hemen harekete geçti yönetim ve organizasyonları sivil toplum örgütleri yerel yönetimler Merkezi yönetimler olayı yönetmeye çalıştılar ama ilk anda bütün bu operasyonu yapabilmek, bir sevk ve idare yönetilmek gerçekten zor olan bir şeydi. Bu da yaşandı nitekim ama hemen olaya müdahale edildi. Fakat diğer taraftan olayın büyüklüğü nedeniyle bütününü göremediği için özellikle insanlar herkes bulunduğu yerden olayı tanımlamaya başladı. Yani bulunduğu yere eğer yardım gitmediyse hiçbir yere eğer yardım gitmiyor. Eğer bulunduğu yerde bir kurtarıcı ekip yoksa burada hiç kimse yok. Eğer gıda gitmediyse gıda yok, çadır gitmediyse çadır yok. Orada bulunan insanlar açısından bu çok doğal bir durum. Yani insan kendisini yardım gelmesini istiyor, destek gelmesini istiyor. bu açıdan baktığınız zaman oradaki insanların feryadı, olaya nedeni heyecanla yaklaşmaları, panik içinde olmaları çok doğal. O kadar büyük felaket karşısında hem organizasyonu yönetmek hem iletişimi yönetmek gerçekten zor bir durum. Büyük bir krizle karşı karşıyayız. Bir kriz iletişimi kurmak gerekiyor. Ülkemizin genel anlamda medya organları olayın akışını vermekte de çok hızlı davrandılar. Anında olay mekanlarına giderek oradan yayınlar yapmaya başladılar. Genel anlamda baktığınız zaman olayın iletişim anlamında çok büyük bir sıkıntı yaşandığını düşünmüyorum. Ancak olayı baştan hemen manipüle etmek, olayı çarpıtmak, ideolojik perspektife çekmek, Siyaset zeminine oturtmak için de büyük bir gayret sarf edildi. Asıl ücret olan buydu. Çünkü ilk gün daha gazetelere baktığımız zaman, televizyonların bazılarına baktığımız zaman hemen bu durumdan bir siyaset üretme peşine düşüldü. Bu çok acıydı. Çünkü acımız çok büyüktü. Burada birleşmemiz, birlikte olmamız, birbirimizi teselli etmemiz, birbirimize yardım etmemiz gerekirken hemen şucu bucu, şu partiden, bu çerçeveden şu ülkeden diyerek insanları kategorize etmeye, ayrımcılık yapmaya başladık. Bu tabii işin acı tarafıydı. Bunun devamında ise bir fısıldı e, gazetesi şeklinde eskiden hep bir kulaktan kulağa gider ama şimdi sosyal medyayla yayılan büyük bir dezenformasyonla karşı karşıya kaldık. Burada da iki boyut var. Bir, iyi niyetle hani olayları farklı görüp farklı mesajlar dağıtan, kendisine gelen mesajı hemen sosyal mesaj, veya üzerinden dağıtan insanlar var. Bir de kötü niyetli aslında asıl sıkıntılı kesim bunlar. Profesyonel manipülasyon yapan kitleler var. Ülkenin psikolojisini bozmak, moralini bozmak, ülke insanının maneviyatını bozmak açısından da ciddi bir çaba sarf edildiğini gördük. Bunlar çok hoş olmadı. Bunlar çok büyük bir sıkıntılara sebebiyet verdi. Örneğin işte Suriyelilere öncelik veriliyor. İşte şu partiler önce kurtarılıyor işte baraj patladı gibi gerçekten e, atla ayara sığmayacak provokasyonlarla toplumda gündem oluşturmaya milletin moralini bozmaya çalışıldı. Bir de tabii toplum mühendisliği yapılıyor haberler aracılığıyla. Bunlar da çok sıkıntılı. Özellikle televizyonlarda çok e, uzman e, işinin ehli ilim erbabını konuşmalarını dinledik. Onlar deprem uzmanları. Ama depremi aşan bir toplum mühendisliği yaparak işi tamamen böyle bir maddi ve pozitivist çerçevesinden görüp e, bunları bu çerçeveye oturtmak insanların oradaki tevekkülünü insanların oradaki sabrını, dayanışmasını görmeyerek onu sadece bir bilimle açıklamak gerçekten zor. Tolga Bey bilim ahlak üretmez, bilim merhamet üretmez. Merhamet üreten, ahlak üreten başka bir şeydir. Orada binlerce insan yardıma koştu. Bu insanlar bilimsel gelişmelere katkıda bulunalım diye oraya gitmediler. Bu insanları oraya iten bir manevi güç, bir ahlak, bir merhamet duygusu vardı. Bu duygusunu da istismar etmemek lazım. Bu duygu bizim için çok kıymetli. Bizi millet yapan şeyler, bu değerler, dayanışmamız, birbirimizle diğergam olmamız, yardımseverliğimiz, merhametimiz bizi millet yapan unsurlar. Bunlar da çok fazla tahrip edilmeye çalışıldı. Hem gerek sosyal medya üzerinden gerekse geleneksel medya üzerinden bunlar karşısında milletimiz ferasetini koruyor ama şöyle bir şey oluşuyor. Büyük kitle sessiz kalınca sanki çok yaygara çıkaranların sesi daha yüksek atılıyor. Evet. Onlar daha çok baskın oluyor. Onlar daha çok yönlendirici oluyor. Halbuki öyle değil. Aslında milletin feraseti acıyla acının büyüklüğü karşısındaki duyarlılığı işte yardım yapan sivil toplum örgütlerini görüyorsunuz. Bu sivil toplum örgütlerinin büyük çoğunluğu toplumun duyarlı kesiminden. Toplumun duyarlı insanlar oralara koştular. Sosyal medya üzerinden manipülasyon yapanlar, medya üzerinden insanlara saldıranlar sahada yoklar. O açıdan baktığınız zaman bu da ibretlik bir tablo. Yani medyanın burada yapması gereken şey bu kadar büyük felaket karşısında insanları birliğe, beraberliğe, Dayanışmaya e, davet etmek. Tabii ki yanlışlar ve eksikler yok mu? E, var tabii. Yanlışlar ve eksikler olmakla olmak bu kadar büyük evet. meraket, bu kadar gelişmiş bir coğrafyada her şeyin mükemmel gitmesi hem beklenemez hem de zaten e, hayatın akışına aykırı bir durum olur. Her şeyin muhteşem mükemmel gitmesi. Ya üç tane büyük deprem oluyor üst üste. Dünya tarihinde yaşanmamış bir olayla karşı karşıyayız ve her şeyin mükemmel gitmesini beklemek akla aykırı işte bilime aykırı insanlığa aykırı bir durum çünkü bu kadar büyük felaketin hemen üstesinden gelmek mümkün değil ama şöyle bir şey var ya eksiklerimizi yanlışlarımızı hep beraber oturalım değerlendirelim onların da zamanı var önce canları kurtaralım önce enkazın altından canlarımızı kurtaralım hayvanları kurtaralım tarih eserlerimizi kurtaralım ondan sonra da oturalım ya nerede yanlış yapmıştı? Kim yanlış yapmıştı? Onların hesabını da tabii ki soralım. Yani burada da e, duyarlılık göstermek gerektiğini düşünüyorum. Ya suçlu kim diye e, bir soru sormak gerekirse. Şimdi, Bana... bu, şimdi onu soracaktım. Yani aklından o geçiyordu aslında. Biz 99 depremini de yaşadık. Arkasından bu 2023'teki büyük deprem geldi. İkisinin arasında 24 sene var. Ve 24 senede dünya çok değişti. Ee, Birçok olay gelişti ve o zaman... 99 depreminde ben daha e, gençtim ve gece ne olduğunu anlamamıştık. Çünkü televizyon yayınları yeterince yoktu, radyodan bir şey anlamıyorduk ve sosyal medya diye bir kavram hayatımızda yoktu. Gün ağarınca işte haber bültenleri başlayınca, canlı yayınlar başlayınca biz olayın ne olduğunu anlamaya başlamıştık. Ama e, burada o kadar hızlı gelişiyor ki doğru bilgi e, yalan bilgi kadar hızlı ilerlemiyor yalan bilginin yanlış bilginin dolaşıma girme süresi ve tepkime verme süresi çok daha hızlı. Yani geri dönüşünü çok daha hızlı alıyor aslında. Yalan. Şunu soracağım. Kim suçlu? Bir, iki, bu sosyal medya ya da bu mecralar manipülasyon yapmak isteyenlerin, toplumları yönlendirmek isteyen, Merkezlerin elinde mi? Şimdi burada güzel bir soru. Aa, kim suçlu sorusunun cevabı hepimiz. Bu ülkede yaşayan herkes suçlu. Çünkü gerçekten tedbir almamışız. Gerçekten ilmin gereğini yerine getirmemişiz. Yani müteahhitler suçlanıyor orada da haksızlık ediyor. Sadece müteahhitler değil. Müteahhitler, mimarlar, mühendisler, yapı devletimciler, yerel yönetim, merkez yönetim, Vatandaş yani binanın altındaki kolonu kesen vatandaş suçlu değil mi? ya yani? O da suçlu. E, betona e, su katan işte e, deniz kulu kullanan müteahhit suçlu değil mi? Suçlu. Hepimiz suçluyuz. O yüzden yani önce bir sakin olup büyük bir acıyı dindirmek için çaba sarf etmemiz lazım. Ondan sonra da 99 depreminde ben de çok sahada bulundum. Adapazarı'da Gölcük'te biliyorum. O zaman mesela iletişim imkanları çok kısıtlıydı ama gene fısıltı şeklinde dedikodular falan çok yayılmıştı işte Gölcük'te askeri bir organizasyon nedeniyle depremin olduğunu falan söyleyen insanlar çıkmıştı. Şimdi de gelen bu şeyden Amerikalıların titreşim yoluyla deprem yaptıklarına dair haberler çıkıyor. Yani bunlar her zaman olacak şeyler. Çünkü olayın çok büyük bir travmatik boyutu var. Buradan durumdan vazife çıkarmak isteyenler çok oluyor. Ama sosyal medyada tabii bugün artık Fısıltı Gazetesi'nin yerini o aldı. Eskiden geleneksel medyada medya mercalar, mecralarının bir teyit mekanizması vardı. Bir haber kaynağına ulaşmak, haberi teyit etmek ve gazeteciler profesyonel insanlardı. Şimdi herkes gazeteci, herkes medyacı, hiçbir ilkeyle vatandaşı kontrol edemiyorsunuz. Hiçbir sorumluluk duygusu da duymazsa insanlar böylece aklına ve önüne gelen her türlü eee iletişimi haberi başkalarıyla paylaşırsa kaotik bir ortamla karşı karşıya kalıyoruz. Burada da iki boyut var aslında. iyi niyetleri gene bir tarafa ayırıyorum. O da affedilir gibi değil de yani teyit e, şeyleri var biliyorsunuz. Siteleri var, e, sosyal medya. Onların da kendileri de teyide muhtaç. Yani burada aslında iki tane e, bu depremden çıkaracağımız iki tane ders var. Birisini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yaptı dezorformasyona karşı merkez. e, teyit, teyit merkezi kurdu ve her gün hemen hemen güzel bültenler yayınlıyorlar. İkincisi Anadolu Ajansı'nın gördüğüm teyitle ilgili e, haberleri var. Evet. Bunu bütün medya organları yapması gerekiyor. Yoksa bu teyiti yapanların da teyide muhtaç olduğu bir e, e, grup yapalım, var. Yani be bu teyit yapıyorum be. yani ben teyitliyorum. Ben söylüyorsam doğrudur değilse yalandır diyenlerin amacını bilmiyoruz. Sahiplerini bilmiyoruz. Kimlerin yönlendirdiğini bilmiyoruz. E, o yüzden ne kadar güveneceğimiz e, konusunda ben bu süreçte her zaman resmi açıklamaları dikkate alarak bu e, dezenformasyon sürecinin dışında kalmayı tercih ettim. O zaman daha sağlıklı oluyorsun. E, işte kimi inanır, inanmaz. 13.5 milyon kişinin etkilendiği depremde nasıl olur da 40 bin kişi ölür? Daha fazla ölmesi gerekir. Buna siz inanıyor musunuz? herkesin kendi tercihidir diyeceğim ama yani böyle bir tercih de yok. E, 41 bin küsür vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin hepsine. E, çok zor. Geride kalanlar için de çok zor. Büyük travma yaşıyorlar, yaşayacaklar. Ömür boyu unutamayacaklar bunu. Ama e, bunu beğenmeyen bir kitle var. Daha fazla kişi ölmeliydi. Daha fazla bina yıkılmalıydı. Şehirler ters dönmeliydi. Gibi bir evet, var algı var. Böyle bir acıdan beslenip maalesef yani çok özür dileyerek söylüyorum tırnak içinde gözü dövülmüş insanlar var. Bunlar acıdan besleniyorlar ve daha büyük felaket olmalıydı diye açıklamalar yapan insanlar var. Çok acı yani bunları nasıl hangi kategoride değerlendireceğimizi bilemiyoruz. Ama canlı maalesef canlı yayında da söylendi. Yani bunu doğayan gazeteci diyeceğim çünkü adını söyleseniz herkes bilir Can Ataklı canlı yayında dedi ki Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için ya büyük, çok büyük bir sel, çok büyük bir deprem, çok büyük bir afet olması lazım dedi. Yani ne yazık ki meşhur bir tabir kafa bu kafa var ya meşhur. Evet. Kafa... Aynı seviyede hangi seviyeden olaya bakıldığını gösteriyor, nerede olduğunu gösteriyor. Bu kadar acı karşısında adam neler düşünüyor? Çok ilginç bir haleti ruhi, ilginç bir psikoloji. İnsanlarımızın psikolojisi bozulmuş, ekonomisi bozulmuş canları gitmiş. Yani başka tesellilere ihtiyaçları varken ve insanlar bütün varıyla yoğuyla oraya koştururken, yardım ederken siz başka bir hikaye ile milletin önüne çıkıyorsunuz. Bu millet takdir eder diye düşünüyorum. Yani inanılır gibi bir durum değil. Maalesef bu tür insanlar var. Siyasetçiler arasında var. Bu durumdan vazife çıkarıp kendilerini öne çıkarmak. Ve ülkenin kaos ortamına girmesinden istifade etmek isteyen insanlar var. Ama şükür büyük kitle, büyük topluluk, toplumumuzun büyük kesimi bunlara itibar etmiyor. Bunları görüyoruz, millet de bunları görüyor. Ama şunu söylemek gerekiyor, yapılan çalışma biraz daha düşük seviyede tanıtılıyor, ifade ediliyor. Mesela ben şuna inanıyorum, insanlar kişisel bazda kendilerinin reklamını yapamazlar ama. Kurumsal anlamda yapılan iyilikler, hayırların mutlaka tanıtılması, mutlaka ifade edilmesi, mutlaka iletişimini yapılması gerekiyor. Sahada çok güzel çalışan kurumlar var, sivil toplum örgütleri var. Onların mutlaka toplum önüne çıkarak teşekkür edilmesi, iltifat edilmesi, desteklenmesi gerekiyor. Bunların da yapılmadığını maalesef e, görüyorum. Biraz önce söylediğiniz gibi, iyilik haberleri yanında, kötülük haberleri daha hızlı yayılıyor. Hatta bir tespite göre yediye kötülük e, haberi iyilik haberinden 7 kat daha hızlı yayılıyor. O yüzden de yani maalesef gerçekten e, kötülük haberleri e, daha hızlı yayılıyor, daha çok etki yapıyor. Halbuki iyilik haberleri, iyilik de haberdir yapılan bizim evet. toplumun önüne çıkarmamız lazım. Başarı hikayelerini önüne çıkarmamız lazım. Çalışan insanları yüreklendirmemiz, ödüllendirmemiz lazım. E, maalesef bunlar yapılmıyor. Tabii sosyal medya çok önemli bir gerçek. Dijital çağda yaşıyoruz. Bunu geri döndürmek gibi bir imkana sahip değiliz. Tabii çok büyük iyilikleri de var yani. Hep kötü tarafından bakmamak lazım. Dijital medyanın, sosyal medyanın haberleşme anlamında büyük nimet. Ancak habercilik anlamında yani profesyonel manada, gazetecilik anlamında baktığınız zaman işte kaynağı belli değil, işte yurttaş gazeteciliği dediğimiz herkesin gazetecilik yaptığı, e, gazeteciliğin hiçbir şeyden anlamayan insanların elinde e, haber farklı boyutlara gidiyor. Maalesef sıkıntılı bir durum. Bu yüzden e, yerel olarak da buna bir çözüm getirmek çok zor. E, bunun çözümü ancak uluslararası e, işbirlikleriyle dünya çapında bir çözüm üretmek lazım. Çünkü yer kavramı kalmadı, zaman kavramı kalmadı, mekan kavramı kalmadı. O yüzden dünyanın en uçurak köşesindeki bir olayı biz saniyelerle dünyanın öteki ucundan alabiliyoruz. Bir de milyonlarca enformasyon üretiliyor. Çok kirli bilgi dolaşıyor. Hangisinin hangisinden ayrı? Vatandaşın, insanımızın bu duyarlılık olması da mümkün değil. Bu Donald'un da olması da mümkün değil. O açıdan baktığımız zaman sosyal medyanın mutlaka insanlık açısından bir teknik anlamda iletişim anlamında mutlaka bir kontrol edilmesi bir düzene sokulması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa binlerce insanın hayatına mal oluyor. İşte Siz sosyal medyadan baraj patladı dediğiniz zaman oradaki insanlar panik oluyorlar ve depremi kurtarırken deprem kurtarma operasyonuna kaçıyorlar ve insanlar ölüyor. Şimdi siz ne oluş oluyorsunuz? Bu duyurunuz insanların ölümüne sebep vermiş oluyorsunuz ama, çok sıkıntı, sıkıntı ama savunmamız çok basit e, sayın Kuralay. yani arkadaşlarımızdan bir tanesi yanlış bir haber girmiş bin, bin tane de bir tane olur böyle şeyler yani o kadar ucuz değil o kadar ucuz Biz, değil in, o kadar e, ucuz. In, e, insanın canı bu kadar kıymetsiz değil bir insan dünya demektir bir insan bir canı kurtarmak dünyayı kurtarmaktır bizim kültürümüzde. Ama maalesef olmuş bir arkadaşımız şöyle yapmış diyemezsiniz. Çok dikkatli davranmak zorundasınız. Ha, bir, binde bir hata yapan arkadaşın da görevine son vermişler. Ha, o, o, tamam yani en azından böyle bir erdemlilik gösterilmişse bu da önemli bir şey gösterilmesi yani, gerekiyor. yapılmış ama e, ben ironi yapıyorum aslında burada. Yani bin, binde bir olmuş böyle bir şey biz de o arkadaşı kovduk yani bunun eee evet. evet. metodu bu mu yani çok kıvrak bir hareket. Güzel. Yani sadece hani sosyal medya olsa iyi. Geleneksel medyada da yani görüyoruz televizyonlarda, gazetelerde. Maalesef manşetler yani yürek burkan manşetler var yani inanılır gibi değil. Yani. Ve bunlar yılların gazetecileri, yılların duayenleri yani. Bunların günah galerileri de dolu ben size söyleyeyim yani. Ve çok masum plan da değiller ya. Yani. Yıllarca bu toplumu Toplum mühendisliği yaptılar. Yıllarca bu toplumun değerlerine saldırdılar. Toplumu aşağıladılar. Kendilerini başka bir kategoride He, Yine isim veriyorum Sayın Kuralay. Ee, özür dilerim. Yani siz e, söylemek zorunda değilsiniz veya katılmak da zorunda değilsiniz tabii ki. Hı -hı. E, ben bu yayını da seyrettim. Fatih Altaylı'nın Habertürk'te yaptığı bir yayında gündem şuydu. Şöyle dendi yayında Hatay'da o kadar yani depremden sonra Hatay depremi değil ilk deprem 7.7 mi 7.6'dan sonra Hatay'da her yer yıkıldı. Hatay'ın yerlileri, parası pulu olan, imkanı olan, e, ülkenin zengin yerlerine ya da imkanı olan işte İstanbul'a, Ankara'ya, Antalya'ya şuraya buraya gidebilecek olanlar gitti. Diğerleri kaçtı. Burası Suriyelilere kaldı. ...sınırlarda kimse yok... ...içeriye milyonlarca Suriyeli gelecek... ...ve bu Suriyeliler daha sonra Hatay'ı alacaklar... ...Hatay elden gidiyor dendi... ...bir tane psikolog vardı... E, ...yayında... Hı hı. ...hatırlayamıyorum... ...psikolog dedi ki... ...kibarca söyledi... ...yani bence biraz saçmalıyorsunuz şu an dedi... ...daha 8 gün oldu bu ne dedi yani... ...yok vatan elden gidiyor... ...Hatay elden gidiyor... E, ...Fatih Altaylı'nın verdiği cevap şuydu... ...biz sizi psikolog olarak çağırdık... ...siz... ...kendi alanınızla ilgili görev yapın... ...buraya... ...buraya her gelen başka bir şey konuşursa çıkamayız dedi. Ee, ama yani, her şey konuşuyor televizyonda. Ya maalesef ya, ya, sağ duyuya, sağ çağıran kişi sen sur, sen, senin derdin bu olmasın. Ben hata elden gidiyor dediğim zaman hata elden gidiyordur benim için demek bu. Yani evet yani topluma üstten bakmak, milleti aşağılamak, insanları beğenmemek, toplum mühendisliği, e, algı yönetimi, manipülasyon ne derseniz deyin. Bunun adı haysiyet yoksunluğudur. Yani öyle. Ya maalesef ben bu yayını izlemedim ama bu tür yayınları çok izliyoruz. Dediğiniz gibi e, toplumu değerlerini dikkat almadan, güvenliğini dikkat almadan. Ya nereye gidiyormuş? Hangi Suriyeli gelip hatayı işgal ediyormuş ya? Böyle bir şey olabilir mi yani? Böyle bir zihin olabilir mi? Böyle bir mantık olabilir mi? Bu kadar acının içerisinden bu Türk devleti bu kadar mı aciz yani? Açacak Suriyeliler gelsin. Zaten Suriyeliler sığınmışsa ülkende sığınmaç olarak yaşıyor. Onlara da ülke bu ülke kucağılaşmış. Dünyanın ikinci onlara da onlara da yıkıldı. Ülkeler. O da sağ Yani Türkiye'ne bir yıkıldı Suriyelinin ki ayakta değil ki herkesin yıkıldı. sonuçta insan ya şeyin altında enkazın altında ki Suriyelidir, şuralıdır, şu partidendir, şu ideolojidendir. Bunu da tartıştılar biliyorsunuz. Önce AK Partililer, önce AK Partililer çıkarttı kurtarılıyor diyor. Böyle yani lezzetli... Suriyeli, Suriyeli, depremzede önce konuşmadığını söyledi. Ben Suriyeliyim diye beni çıkarmazsınız, bana yardım etmezsiniz diye düşünüp insanların bilinç altında bu gerçekten çok utanç verici bir Türk olarak Türk milletine yakışmayacak bir davranış. Yani karşıdaki bir Suriyeli de Kim olursa olsun önemli değil. Suriye dediğiniz yer bundan 100 yıl önce misak Milliye'nin sınırları içerisinde. Zaten evet. evet. toprağı. Ya Suriye'de yaşayanlarla Hakkari'ye yaşayanlar orada Suriye'den Halep'ten Şam'dan İtlip'ten Neler var ne mezarlar var nereler var Ya Suriye'de yaşayan Antep'te yaşayanlar Halep'te yaşayanlar Hatay'da yaşayanlar bunlar akrabalar ya Bizim akrabalarımız bunlar insanlar Bizim insan sonra yani Varsayalım insanımız değil Suriyeli olmasın da Yunanistan'da olsun Bulgaristan'da olsun Venezuela'da olsun Toprak altında yaşayan adama soracak mısın sen Yunan mısın seni kurtaralım mı diye sorulur mu? Geldi Yunanistan işte şeyleri kurtarma ekipleri bin, onlarca can kurtardılar. Çok teşekkür ediyoruz yani. Geldi ta dünyanın öte ucundan e, insanlar geldi burada binlerce onlarca can kurtardılar. Çok teşekkür ediyoruz. Yani bunlar e, söylenecek laf mı? Bir de bunları televizyon ekranlarında konuşmak e, binlerce kitlenin takip ettiği yayın mecralarından bunları yapmak gerçekten acı verici ve gerçekten dikkatli davranılması gereken, dikkatli konuşulması gereken, televizyon ekranları e, kahvehane köşesi değil ki orada muhabbet ettiğiniz gibi muhabbet edemezsiniz yani. Ve bunları topluma maalesef e, böyle bir dayatmayla toplumu yönlendirerek, toplumu aşağılayarak, e, toplumu kategorize ederek, toplumun sinir uçlarına dokunarak, yani düşünün işte Suriyeli dediğiniz gibi konuşmuyor ki Suriyeli olduğu anlaşılırsa en kara kurt ya, Bu yazıklar olsa bu kadar acı bir tablo. Bizde de yazıklar oldu. Yani biz bu insana e, bunu hissettirmişiz. Gerçekten utanç verici bir durum. Bir evet. Türk evladı olarak ben utandım bu durumdan. Yani bu tür tablolar karşısında insan şunu düşünüyor: Başımız ellerimizin arasını alıp ağlamamız lazım. Ya bu toplumda nasıl bu kadar kindar? Nasıl bu kadar kategori? nakızı bu kadar ötekileştiren bir? zihniyete sahip olabiliyoruz ya. Yani olamaz böyle bir şey yani. Bu toplum bunu hak etmiyor. Ama televizyon köşelerinden, gazete köşelerinden ateş püsküren, kin kusan insanlar toplumun psikolojisini bozuyor Tolga Bey. Toplum şu anda depremde çıkan insanlara kamera, mikrofon uzatılıyor. Ne kadar ferasetli, ne kadar sakin, ne kadar halini anlayan insanlarla karşı karşıya kalıyor. Ama medyanın başında oturan, sosyal medyanın başında oturanlar oradan ateş püskürüyorlar. Sağ solu atmak, ortalığı yıkmak için organizasyonlar yapıyorlar ya. Bu ülke bizim ya, hepsi bizim ya. Bu ülkede yaşayan herkes bizim. Yani burada şucu, bucu, şu dinden, bu mezhepten, şu ırktan diye ayıramayız ki. Ayırmamamız lazım. Zaten bizi bütün yapan bu farklılıkların ortaya çıkardığı zenginliktir ya. Biz böyle bir toplumdayız. Yüzyıllardır yüz medeniyet üretmiş bu Anadolu coğrafyasında katman katman medeniyetlerden beslenmiş bir milletiz. Bu bölge aynı zamanda bereketli hilal bölgesidir. Medeniyetin evet. e, tarihinin merkezidir burası Tolga Bey. Antep, Atay, Urfa peygamberler şehridir. Tarihin merkezidir. Yazının bulunduğu medyanın geliştiği yerdir burası. E, burada beraber yaşamak, birlikte olmak, birbirimizle dayanışma içerisinde olmak niye zor olsun ya? Yani? Niye buradan başka bir şey çıkarmaya çalışıyoruz? Siyasetimizi başka zeminde yapalım. Siyasetimiz hizmetler üzerinden tartışmalarımızı yapalım. İdeolojimizi konuşalım. Bunlar da doğal şey. Ama insanların acıları üzerinden siyaset yapmayalım. Rant üretmeyelim. Manipülasyon yapmayalım. Yaptığımız zaman hepimiz zarar göreceğiz. Şimdi eee Siyaset zeminine çekmeyelim dediniz. Şimdi ben e, bu deprem olayı yaşandı. Siyasetti bildiğimiz için yani bu yani kurumun içinde neler olduğunu rühurlar cephesi de muhalefet cephesi de işlerin nasıl ilerlediğini süreçlerin nasıl ilerlediğini az çok e, hem görüyoruz hem e, televizyondan takip ediyoruz hem gözümüzün önünde oluyor bazı şeyler. E, dediğim şuydu. Acaba kim ne zaman bu işi siyasi zemine çekecek. Yani bir ateşleyecekti bu fitili. Ya e, iktidar tarafından biri diyecekti ki ya yani bu seçime bağlanacaktı söyleyeceği söz ya da muhalefet tarafından biri bunu yapacaktı ve bu iş e, ne yazık ki e, depremzedelerin sırtından, afetzedelerin sırtından, enkazların üstünden ne yazık ki bir seçim malzemesi haline dönüşecek. Çünkü ilk günden beri yapılan şu. E, algılar şunu bize daha doğrusu algımızı oraya çevirdiler. Devlet yok, devlet yetersiz, devlet eksik, görevini yapamıyor. O zaman e, hükümet gitsin. Ama şunu unutuyorlar: e, Bu devlet bin yıllık geçmişi olan bir Türk devleti. Türk devlet geleneğini taşıyan e, son e, Türk devleti, Türkiye Cumhuriyeti. Bundan önce 16 tane daha var. Biz sıradakiyiz. Yani biz bir devlet geleneğinin devamıyız. Recep Tayyip Erdoğan bu devletin yöneticisi ama devlet Türk devleti. Tayyip Erdoğan devlet değil. Tayyip Erdoğan er bu devleti yöneten e, halkın seçtiği, halkın kendisine görev verdiği ve e, görev süresi de seçim sürecinde bitecek. Sonrasında yine kararı halk verecek. Ama gelecek olan kişi de e, Recep Tayyip Erdoğan olur. Başka bir aday olur. Ama bu devletin başına gelecek. Devlet bin yıl burada. Kişiler değişir. Hiç önermedi. Çok büyük bu. bir. Şunu diyeceğim. Yani e, çok geniş geldim belki perspektiften ama kim bunu e, seçim e, zeminine çekecek? Çünkü e, gündem bir anda değişti ve bu gündemin toparlanması çok uzun süre alacak. Ama bunun olmaması gerekiyor bir taraftan da çünkü Türkiye bir seçim sürecini yaşıyor. Oturuyoruz. Arkadaşlarımızdan biri koşa koşa geldi. Çok heyecanlı ama. İnanılmaz heyecanlanmış. Ee, biraz da mutlu olmuş. Hayırdır dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş Hatay Havalimanı'nı yapıyor. Nasıl dedim. Hatay Havalimanı'nı Ankara Büyükşehir Belediyesi tamir ediyormuş dedi. Devlet ne yapıyormuş burada dedim. Ben bilmem devleti dedi. Bunu Mansur Başkan yapıyormuş dedi. O nasıl oluyormuş dedim. Sonra tweet gördük. Ee, biz Hatay Havalimanı'ndayız. Ee, tutuklamak isteyen gelsin tutuklasın. Ee, İstanbul'dan e, ayrı bir tweet gelir. Ekrem İmamoğlu Hatay'a alınmıyormuş. Atar tekmeyi, kırar kapıyı gireriz. E, öbür taraftan depremzedelere yani abuk subuk şeyler, taşma sapan hareketler, kentsel kendi kentsel dönüşüm yani bölge dışındaki kentsel dönüşüm sorunumuzu çözememişken ki e, dediğiniz ya müteahhitler suçlanıyor, hepimiz suçluyuz. İstanbul'da da birçok belediye, örneğin Esenler Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projesi, kentsel dönüşüm çalışmaları. Muhteşem gitti. Ama halkımız dedi ki, ya benim bir tane evim var. Tevfik Yoksul bunu alacak yani kentsel dönüşüm. Ama benim üç tane çocuğum var dedi. E, bir tane evin üç tane çocuğun ne yapacağız yani? Devlet senin için alan yaratacak, sana 3 tane ev verecek. Yani bunları aşamıyoruz. E, bu manipülatif söylemler de dediğim gibi işte Ankara'yı biz yapıyoruz. İskenderun Limanı'ndaki yangını biz söndürdük. Yemekleri İzmir dağıtıyor, e, alanda AFAD yok, Kızılay yok, dernekler yok. Sadece kim var? AFAD'la, BABA'la var, başka da hiç kimse yok. Değişik şeyler yani. Var ya, burada tabii söylediğin gibi bunlar tam işte biraz önce konuştuğumuz gibi manipülasyonun zirvesi olan işler. Ama burada buna siyasetçilerin alet olması, siyasetçilerin bu tür ucuz söylemlerle, gündemi değiştirmeye çalışmalarına tabii ki katkı vereceksin. Sen de bu toplumun insanısın, belediye başkanısın, muhalefet partisinin liderisin. Gideceksin, katkı vereceksin, destek vereceksin. Bundan daha doğal ne olabilir? Ama sen bunu bir e, kabadayı edasıyla, e, bir restleşme edasıyla, bir e, işte medya e, üzerinden propaganda edasıyla yaparsan, e, bu hoş bir şey değil, doğru bir şey de değil. Yanlış şeyler bunlar. Ya devlet yoktu, devlet yoktu. Ne, ne yapıyor orada şu anda deprem bölgesinde? Bu kadar insan nasıl transfer edildi? Dolga Bey, 13,5 milyon insandan bahsediyor. 500 bin insan başka şehirlere gönderildi. İşte yurtlara yerleştirildi. Orada çadır kentler kuruluyor, konteyner kentler kuruluyor. Bu organizasyonları kim yapıyor? Tabii ki eksikler, yanlışlar olacak, doğal olarak orada. Ama devlet yoktu demek Adamın kafasındaki devlet yok tabi. Onun istediği devlet neyse o devlet yok evet. Bizim devletimiz var. O da Türk devleti. Türk devleti oradaydı. Depremin başından beri çalışmaların içindeydiler. Ve bütün organizasyonu yapmaya canı gönülden gayret ettiler. Ama hani eksik dediğim gibi yanlış bir de deprem o kadar büyük ki. Tolga 10 tane şehir ya. ya yani yollar yok. Deprem yolları yıkmış, köprüleri yıkmış, Havalanlarını yıkmış yani buna ben e, şeyde New Orleans Amerikan e, tsunami şeyine şehrine gitmiştim. 10 sene sonra New Orleans hala toparlanamamıştı Amerika'da. Ya kolay bir iş değil işte tsunami'ler oluyor. Binlerce insan oluyor. E, depremler oluyor. Binlerce insanlar oluyor. Ki bu deprem 100 yılın depremi 100 yılın felaketi diyoruz yani. E, dediniz ki işte fay hatlarını. bu arada şunu gördük e, aklıma geliyor. Şimdi ülkenin her yerine havaalanı yapıldı ya ne gerek vardı ona. Evet. Ne gerek vardı havaalanına ne gerek vardı köprüye ne gerek vardı gördük işte neden gerek olduğunu. Hatay yıkıldı. E, Hatay'da böyle bir şey oldu ama yine Adana'dan, Osmaniye'den, Maraş'tan, e, Adıyaman'dan e, yine uçaklar geldi. E, yollara geldi hava, hava helikopter, helikopterlerle havadan sevkiyat yapıldı. Yani havaalanı neden lazım? Ulaşım. Her yere, her daim lazım. Şunu da söyleyeyim. İstanbul'dayız. Ee, büyük bir deprem bekliyoruz değil mi? Belki yarın olacak. Belki bugün olacak. Belki ömrümüz vefa etmeyecek, görmeyeceğiz. Bilmiyoruz. Marmara'da olacak. Ee, Atatürk Havalimanı nerede? Yeşilköy'de. Yani İstanbul'un bütün sahil şeridi, güneş, e, Güney sahili. Yani şeyden başlayın, Bendik'ten başlayın. Bendik, Kartal, Maltepe, Üsküdar, Kadıköy. Beşiktaş diye devam edin şey'e kadar, Silivri'ye kadar. Bu bölgenin tamamı risk altında. Atatürk Havalimanı birinci derece risk bölgesinde. İstanbul'un en güvenli yerleri, fay hattının en uzak noktaları e, haliyle bölgenin kuzeyi, Karadeniz'e yakın kısımlar. Yani Çatalca, Arnavutköy, Eyüp'ün kuzeyleri, işte Beykoz, Şile o taraflar. E, bu havalimanı da buraya yapıldı. Şimdi e, şunu istiyorlardı ya, Atatürk Havalimanı yeniden açılsın. Kardeşim kapanmadı ki zaten. Zaten uçak evet. gidiyor kalkıyor. Kargo uçakları kullanıyor. E, kar yağıyor veya hava muhalefeti oluyor. Yine normal uçak iniyor. Burası kapanmadı ki yani örümcek ağları sarmadı ki bunun terminalini kapısını şu Zaten bir tane pist açıp öbür tarafta var ya iki tane pist yeni bir tanesi yapılıyor. Üç tane pist yani iki tane uçak yan yana iniyor. iki tane uçak aynı yani dört tane uçak aynı anda hareket ediyor havalimanında. Dünyanın bir numarası seçildi. En yüksek e, kapasiteli yolcu transferi var. Geleni gideni var. Para kazanıyor ülke bundan. Bu arada doğa ve şunu şunu da ifade etmek lazım yani. Türk Hava Yolları'nı da tebrik ediyorum. 500 bin'e yakın insanı Bilabeden deprem bölgesinden transfer etti. Ama devlet yok. Ama devlet yok. <laughs> Ama devlet yok. Bakanlar ...sahada Hepsi adamların hallerini görüyoruz. Çok yakından tanıdığım isimler de var benim aralarında. Ya nasıl bir şey halindeler? Yani saçları sakalları birbirine karışmış. Yani ne olacak deprem şey yok mu sayın Kuralay. İşte onu diyorum depremzeden görelim ya bu ağlanacak bir tablo yani. Sevincinde mi ağlamak için söylüyorum yani eskiden bakan gidecek plan bir protokol gezisi yapar gelirlerdi. Şimdi Bunu... adamlar arar bir de, bütün deprem bölgesinde hepsi de birer bakan var ve gece gündüz çalışıyorlar. Ya ne yapsınlar daha nasıl olacak devlet dediğin kim ya? Devlet dediğin işte sen ben o Bakanımız orada saçı sakalı birbirine karışmışsa Rol yapacak hali yok ki yani adam. İnan ama daha da çok... Olur. İnanmıyorlar, maalesef inanmıyorlar. işte bu manipülasyon, bu e, algı yönetimi, toplum mühendisliği dediğiniz noktada işte bunlar devreye giriyor. Bakan sakalını uzatmış. Hayır, yalan. Yok öyle bir şey. Bıraksınlar şimdi bu. E, amiyane tabiyle söylüyorum Yok biz çok yorgunuz, çok uykusuzuz, ölüyoruz, bitiyoruz. Ayaklarını bıraksınlarmış. Bakanlar, bak şimdi diye. Ya. ya bu kadar ucuz edebiyat, bu kadar ucuz söylem, bu kadar çirkin bir ifade, ya bir insana yakışmadığını düşünüyorum ama maalesef dediğiniz gibi artık bu bir akıp tutulması. Burada yapılması gereken şey şu, Oga ve bizim doğru bildiklerimizi de ifade etmemiz lazım. Toplumun büyük kitlesi, ekseriyeti biraz ifadede mütevazi kalıyor. geri duruyor, sakin duruyor. Gel ki millet olmanın gereği de bu. Öyle ufak üç kuruş ucuz söylemlere papışla bırakmıyor millet. Yani onu da söyleyeyim. Ama ifade kurumsal ifade burada çok önemli. Mesela Türk Hava Yolları tebrik ediyorum. Gerçekten çok büyük bir başarı imza attı. E, Afat orada, Kızılay orada, diğer sivil toplum kuruluşları orada, dünyanın 100 yüz ülkesinden yaklaşık gelmiş kurtarma ekipler orada. Ya bunlar bizim için biraz da sevinç sebep olmalı. Yani şöyle İyi ki insanlar var, iyi ki yardıma gidiyorlar yani. O toplum mühendislerinin kafasıyla olsa bu insanlar niye yardıma gitsinler ya? Ne işleri var deprem bölgesinde? Adamlar hastalık kapabilirler, mikrop kapabilirler. Onların başına da taş düşebilir. Niye gidiyorlar? Demek ki başka bir duygu var, başka bir inanç var, başka bir samimiyet var. Ve dünyanın en çok yardımsever, yardım eden bir merhamet damarı yükselmiş durumda. Şu anda ne yapabiliriz diye çırpınıyorlar. Hatta bazı da gidiyorlar bazı arkadaşlara ben de süz ya gitmeyin Sen ne yapacaksın abi bir şey bir şey yapabileceksen git yoksa gidip ortalıklı kalabalık edip insanların hareketlerini engeleme trafiğin artmasına sebep olma biraz biraz da şey var hem başkaları da yardıma gitti Bizim de orada olmamız lazım yani yani evet. bizden taraf mutlaka var evet. evet yani biz de orada olmalıyız ama bir tarafta da e, halk arasında bir şey vardır yani dostlar alışverişte görsün. Bir de evet. o işin o tarafı da ne yazık ki var yani şimdi. ya o da var fotoğraflık dedim. Çünkü ben deprem bölgesinde ne yapacağımı bilmiyorum. Ben evet. benim herhangi bir afet eğitimim yok. Yani enkazdan adam çıkaramam. E, enkazdan çıkamam. Nereden ne tutacağımı bilmem. E ben buradan marketten aldım yani 100 kutu bisküvi aldım. Gittim kendi kendim, kendim yiyeceğim diye. Yani orada ölmeyeyim açlıktan diye. Çünkü evet. e, gittim üç gün sonra ben de afiyet Çünkü benim de tuvalete ihtiyacım olacak. Benim de yemek ihtiyacım olacak. Evet. Bu içmem evet. gerekecek. Evet. E, yok ben... Yani, evet. Anlamış bir şey bilir bilmiyor. yani. Sen orada sen de... Sen de depremize de olacaksın. Yani, ben Yalnız, de, de da, ya, Bir işe faydalı olacaksa gitmek lazım. Ya, i̇nsanların duyarlılıklarını anlamak önemli. Yeni niyetle gidiyorlar. Yani şov yapanlar da vardır ama onların çok az olduğunu düşünüyorum. Ben de aynı. Ama or organizasyon arsasından işlerden bir tanesi de bu. Bizim bu gönüllülüğümüz, samimiyetimiz biraz da bu kuralsızlığı da getiriyor. Yani biraz bu manada da disipline edilmemiz gerekir. Yani millet olarak çok fazla kurallara dikkat etmediğimizde de kesin. Bu açıdan baktığımız zaman burada tabii yılların getirdiği bir birikim, tecrübe var. işte. 99 depreminde, Elazığ depreminde, Van depreminde Kastamonu Sinop'taki sel felaketlerinde bu işler çok başarıyla e, yapıldı. Çok Bir yılda Van ayağa kattı, Elazığ ayağa kattı. E, ne bileyim işte Sinop'ta, Kastamonu'da çok büyük e, işler yapıldı. E, millet bunu da görüyor. Yani aynası iştir. Kişinin lafa bakılmaz. Hükümete şöyle toslayalım, böyle çatalım. Ama ortada icraat var, işler var. Çok başarılı işler var. İnşallah gene millet şunu da görüyor bu deprem felaketinden kalkarsa bu insanlar kalkar. Bu iktidardaki insanlar kalkar. Çünkü canla başla çalışıyorlar. Çalışırken hata yapılmaz mı? Tabii ki yapılır. Ee, yani böyle olmasaydı daha iyi ol olabilir miydi? Tabii ki olabilir. Ama bunların, bu hataların hepsi inşallah bir daha olmamak üzere ders alacağımız e, bir e, dönemi perdesini açar diye düşünüyorum. İnşallah. Ağzınıza sağlık Sayın Kuralay. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İlk, i̇lk bölümümüzde, ilk programımızda e, yine gündem analiz programında sizlerle beraber olacağız. Hem gündemi değerlendireceğiz hem de gündemin altındaki bu alt metinde neler yazılıyor, bize neler anlatılmak isteniyor, bize ne mesajlar veriliyor onları çözümlemeye çalışacağız. İlk bölümümüzün konusu deprem ve bu deprem sonrasında yaşanan manipülatif söylemler, dezenformasyon çalışmaları, toplum mühendislikleri e, ee, ben ya yanlışlıkla söyledim öyle yapmak istemedim Tüh ya istemeden olduğu e, ifadelerine e, masaya yatırdık gelecek bölümde yeniden görüşmek üzere Sayın Kurala çok teşekkür ediyoruz ee, çok teşekkür ediyorum sürçü lisan ettik affola. çünkü biz de konuştuk hata yaparız insanız bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. İnşallah. Görüşmek üzere.